Şimdi ginkonun bir diğer özelliği de kulak çınlamasına karşı etkili olması. Evet, bununla da ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Toplam 942 kulak burun boğaz doktoru kendi muayenehanelerinde 1357 hasta tinnitus yani kulak çınlaması, ağır duyma, aniden duyma yetisini kaybetme gibi kulak rahatsızları olan hastalar üzerinde ginkoyla tedavi denemeleri yapmışlar Almanya'da. 292 kulak burun boğaz doktoru. Kulak çınlaması neden olur? Tinnitus genellikle böyle asker, polis gibi silahlı talim, eğitim yapan insanlar aniden yanında bir silah patlıyor veya top patlıyor, herhangi bir şey patlıyor. Ne oluyor? Eğitim sırasında aniden kulak çınlaması başlıyor veya duyma zafiyeti, ani sağırlık ortaya çıkabiliyor. Zarar veriyor. Dışarıdan gelen ses dalgası kulak zarıyla kulak zarından ör, çekiç, üzengi denen 3 tane kemik var. Bunlar ör, çekiç, üzengi ses dalgasını salyangoza iletir. Salyangozun içinde de silahar selin dediğimiz tüysü yüzeyler var. Halin üstündeki iplik gibi düşünün. Böyle tüy şeklinde. Bunlar da ses dalgasını alır, sinir hücresiyle beyne iletir. Beyin bunu yorumlar. Ha, bu ne diyor? Şunu diyor. Buna nasıl cevap verelim? Şöyle cevap verelim. Bunlar saniyenin binde biri. Çok kısa sürede. Yani insan çok mükemmel bir varlık. Allah'ın yaratmış olsun. Ne kadar kısa sürede düşünüyor, hemen ona otomatik cevap veriyor. Hareket ediyor. İşte bu tüysüz hücreler deforme oluyor. Herhangi bir silah patlamasında, bomba patlamasında veya biz mesela şeydeydik Burdur'da. Obüsle ateş ediyor mesela. Çok büyük bir gürültü çıkıyor. Bu gürültü sırasında duyma zafiyeti ortaya çıkıyor. Kulak çınlaması ortaya çıkıyor. Veyahut da sürekli hostes, pilot gibi uçakla uçmak zorunda olanlar. Aniden iniş yaptı. Kötü bir hava şartları nedeniyle kötü bir iniş yaptı. O basınç aniden ne yapıyor? Kulak çınlamasına veya sağırlığa sebep oluyor. Geçici kulak çınlaması 1-2 dakikalık, 1-2 saniyelik önemli değil. Fakat sürekli kişi kulağa sürekli çınıyorsa patlamış bir balon gibi veya diye veyahut da bir şelale gibi fışırtılı veyahut da bir arı vızırtısı gibi sürekli bir vızırtı ne yapıyor? Kişi yatamıyor, uyuyamıyor. Delirecek gibi. Bana bir atsubay geldi. Dedi ki 15 senedir kulağım çınlıyor. Kafamı keseceğim artık dedi. Ya o kadar da abartma dedim. Gerçekten mi? Gerçek dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Hiç kimse inanmıyor. Yani başkasının rahatsız mı değil için vatandaş diyor ki ya kasıtlı yapıyor rapor almak için diyor. Bilmiyor tabii gerçek mi değil mi onun rahatsızlığı. Öyle bir de üzerinde psikolojik baskı oluşuyor kişinin üzerinde. Psikolojisi bozuluyor yani. Bir rahatsızlığı var bir de çevredeki insanlar onu negatif konuşarak psikolojisini daha da bozuyor. Deneyelim bakalım görelim dedik. Kullandı. Hamdolsun iyileşti. Bir de Londra'da yaşayan Mehmet Bey bunu kulağının içerisinde orta kulak koni gibi belli bir noktada daralıyor. Boğaza açılan bir boru var. Östaki borusu. Boğazdaki hava kulaktan dışarı çıkar. Kulaktaki hava da boğazdan dışarı çıkar. İçeriden yani kişinin kulağına diyelim ki bir darbe geldi. Vurdu. Tokat attınız. Buradaki hava östaki borusundan ağızdan boğazdan dışarı çıkar. Herhangi bir problem olmaz. Veya boğazdaki ağızdaki hava kulaktan dışarı çıkar. Yani kulak zarı geçirgen, havayı geçirir. Şimdi bunun kulak zarında oluşan problem nedeniyle kulak zarının üzerine mantar yerleştiği zaman zift gibi mantar. Bağırsaktaki mantarlar kulak problemine sebep oluyor zamanla. Mesela hijyenik dikkat etmedi, taharetlendi, bağırsaktaki mantar kulağına kulak zarında yerleşirse ne yapar? Kulak zarını tıkar, zift gibi. Ondan sonra da içeride bir basınç oluşur. Kulağının içerisinde hava alamaz. Bu vatandaş da rahatsız olmuş.
Doktora gidiyor. Doktor diyor ki tamam hallederiz. Kulağına küçük bir tüp takıyorlar. Kulak içerisindeki havayı almak için. Kulak tüpü. Kulağına tüp takarken salyangoza zarar vermişler. Baş dönmesi, vertigo hastalığı başlamış ve kulak çınlaması yani tinnitus. İki hastalık birden çıkmış bir de ortaya. İletişim derken doktorlar Londra'da adamı perişan etmişler. Ne olacak? Kortizon kullanacaksın. Ne zaman? Ömür boyu. 4 yıl kortizon kullanmış, kilo almış, şişmiş, ödem oluşmuş, kemikleri zayıflamış, hafızası gitmiş, artık delirecek. Adam kortizon kullana, bunama noktasına gelmiş. Arada dedi ki ya kortizondan artık bıktım, her şeyi unutur hale geldim. Yüzü şişmiş, ödem oluşmuş, bir sürü hastalık ortaya çıktı, ne yapacağım ben? Bilmiyorum ama deneyeceğiz, bilmiyorum dedi yani bu da. Burada klinik araştırması var, 292 kulak, burun, boğaz doktoru hastalar üzerinde ginkgo denemiş. Biz bunu daha etkili hale getirdik. İksir, aloe vera, jel, ginkgo, yüksek tansiyona karşı alıç vesaire deneyelim, bakalım, görelim dedim. Geldi, konuştuk. Kullandı. 3 ay sonra İzmir'de kendisi. Bir beyefendi geldi. Tabii ben daha önce görmediğim için kişiyi. Tanıyor musun beni? Tanımıyorum. Ben Mehmet. Evet, buyurun. İzmir'den Londra'ya uçacaktım fakat İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden? Neden ne bileyim ne bileyim. Neden? Size teşekkür etmek için ekstra buraya geldim. Allah sizden razı olsun. Neredeyse delirecektim. Beni kurtardınız. Hayatım tekrar dedi. Mutluyum, neşeliyim, huzurluyum. Bir huzura erdim. Huzur yoktu dedi. Yaşam kalitem sıfır olmuş. Hayatı, sosyal hayatı bitmiş. Gürültülü ortama giremiyor, yatamıyor, uyamıyor vesaire. Bütün problemleri geçti. Bir genç de doktora gitmiş. Kulak, burun, boğaz doktoruna demiş ki doktorum kulağında bir kemik var. Yukarı doğru büyüyor, beyine doğru. Bu kemiğin büyümesini durdurmazsak beyine zarar verir. Ne olacak? Ameliyatla kulaktaki kemiği alacağız. Kulak kemiği büyüyor. Tuhafına gitmiş. Beni aradı. Dedi ki kulak kemiğim büyüyormuş. Beyine doğru doktor ameliyat dedi. Dedim ki kulak kemiği büyüyorsa ayak kemiğin de büyür, parmak kemiğin de büyür, çene kemiğin de büyür. O zaman çenenin de uzaması gerekir. Burnun da uzaması gerekir. Efendim parmakların da uzaması. Bütün kemiklerin uzaması gerekir. Bir kemik uzamaz ki. Nedir bu o zaman? Dedim ki bana göre bu bir iltihap. Taşlaşmış, kemikleşmiş iltihap. Yavaş yavaş kemik gibi büyüyor. Mantar, enfeksiyon. Öyle mi? Ne olacak? İksir, aloe vera, jel, işte ginkgo vesaire. Bakalım, kullan bakalım, görelim. 3 hafta kullanmış, adam sabah kalkıyor, kulağı kaşınıyor. Bakıyor ki yastığın üstü simsiyah, böyle kulağından zif gibi pislikler atmış. Panik olmuş, sabah namazı erken de beni arıyor. Diyor ki kulağından siyah bir şeyler atmış. Dedim, şükret aktığına, akmasa ne olacaktı? Dedi bilmiyorum korktum dedi. Kulağımdan acaba içinde bir şey organ mı bir şey oldu? Yok dedim kulağımdaki pislik dışarı atmış. Ne olacak dedi? Doktoruna git dedim. Yıkasın kulağını bu kadar. Bitti. Bitti gitti. Ameliyete gerek kalmadı. Öğlenin doktoruna gitmiş. Doktoru kulağını yıkamış. Demiş ki bu kemik değilmiş. İltihapmış. Ameliyattan kurtuldun. Hadi bakalım. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan burada şunu tedavi ettik, bunu tedavi ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık demek önemli değil. Kim, nerede, ne yapmış? Ne diyor? Burada 292 doktor, Almanya'da kulak, burun, boğaz doktoru tinnitüsü tedavi etmiş. Belgeli, ortada belge var, bilgi var. Nerede? İşte isteyenler, merak edenler doğaltedavi.net'te mesela bu Almanca bir dergi. Fitoterapi. Bizdeki magazin dergisi gibi dergi değil, ilmi bir dergi, klinik araştırmalarla ilgili bilgi veriyor, belge yayınlıyor. Evet.